Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ChatGPT. Arkadaşlar ChatGPT nedir? ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen karmaşık görevlerdeki uzmanlığı ve kullanım kolaylığı ile uzmanların dikkatini çeken bir yapay zeka sohbet robotu. Şimdi bakalım bununla neler yapabiliriz, nasıl başlayabiliriz bunları bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle OpenAI sitesine gittiğiniz zaman şöyle en altta ChatGPT, daha önce DALL-E, Chat 3 onları falan görebilirsiniz. Burada ChatGPT'ye tıkladığınız zaman sizi otomatikmen buraya gönderiyor ve burada Try ChatGPT butonu var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar ben login olduğum için direkt bu sayfa geliyor. Ama sizler de soracaktır login ya da sign up. Kayıtlıysanız login, değilseniz sign up. Akabinde burada işte light mode, dark mode diyerek kendiniz için görselliği ayarlayabilirsiniz. Burada farklı update'ler, sık sorulan sorularla ilgili bilgi alabilirsiniz. Discord kanalına geçebilirsiniz. Eğer çok yoğunluk yoksa rahatlıkla davetiyeyi kabul edip katılabilirsiniz. Çünkü bazı denemelerde aşırı yoğunluktan dolayı o daveti kabul edemiyorsunuz, kanala giremiyorsunuz. Az önce denemiştim videodan önce, bayağı bir yoğundu. 500 bin kullanıcı var diyor, yaklaşık 90 bine yakını online ve sürekli artmaya çalışan bir sayı. Bu yüzden de yoğunluktan dolayı bazen girişler olmayabiliyor. Şimdi ChatGPT'nin ana ekranına baktığımızda örnekler, işte yeterlikler veya sınırlarla alakalı bilgiler var. İşte mesela ne diyor? Kuantum hesaplamalarını işte basit terimlerle açıklar mısın veya işte 10 yaşında bir birthday ile alakalı, doğum günüyle alakalı iyi bir kreatif, yaratıcı fikirler verebilir misin? Ya da işte bir JavaScript ile HTTP request nasıl yapılabilir? Bunlarla alakalı şeyler var. Siz buraya İngilizce yazabilirsiniz, Türkçe ya da başka dillerde de yazabilirsiniz ama hani İngilizce yazdığınız zaman en büyük veri data bankası İngilizce ile alakalı olacağı için İngilizce daha çok sonuç elde edebilirsiniz ama biz Türkçe de yazabiliriz. Mesela bizim son zamanlarda daha çok video yaptığımız Cypress serisiyle alakalı bir örnek yapabiliriz. Mesela Cypress test aracı hakkında bilgi verebilir misin? Cypress test aracı hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu yoğunluktan dolayı veya işte hızdan dolayı değişebilir ama size en uygun cevabı verecektir. Yani uygunsuz herhangi bir istek, herhangi bir talebe direkt reddediyor. O yüzden hani daha çok günümüz hani güncel konular hakkında bilgi alabilirsiniz ama şey diyordu başta, dünyada işte 2021'den sonra olan olaylar hakkında çok güncel bilgisi yok. Yavaş yavaş güncelleneceğini, daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Evet, Cypress ile alakalı böyle bir bilgi verdi. Mesela Cypress ve Selenium arasındaki farklar nelerdir diyelim mesela. Evet, Cypress ve Selenium web uygulamalarının test edilmesi için kullanılan iki farklı araçtır. Bu şekilde devam eden temel farkları anlatacak. Bu şekilde güzel bir şekilde çalışıyor. ChatGPT'nin bazı özellikleri işte soru cevap, metin yazma, yani temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu ve benzeri gibi yardımcı olabiliyor. Matematik denklemlerini çözebiliyor, hata ayıklama veya düzeltme. Mesela herhangi bir kod bloğunda hataları tespit edip doğrusuyla düzeltebiliyor. Bir kod, bir fonksiyon yazdırabilirsiniz. Diller arası çeviri yapabilir. Veya başka tavsiyelerde bulunabilir, sınıflandırma yapabilir. Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını sizlere açıklayabilir. Örneğin bir kod bloğun ne işe yaradığını açıklama gibi. Mesela dilerseniz bir tane bittikten sonra cevabı hemen bir örnek yazdırabiliriz. Mesela try again deyip ya da soruyu mesela şurada değiştirip tekrar sorabilirsiniz. Mesela şöyle bir JavaScript ile tek sayıları bulan bir metot yazar mısın diyelim.
Şimdi JavaScript ile bir tek sayıları bulan bize bir metot yazacak, bir fonksiyon yazacak. Bunun yanı sıra da biz diğer bilgileri verelim. Yani ChatGPT arkadaşlar aslında kullanıcılar kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını veya optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorularla açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen bir teknolojiyi yani Google alternatif olarak tanımladılar. İlk kullananlar, kullanıcılar. Ha işte bakalım geliştirildikçe neler karşımıza çıkacak. Bunları hep beraber göreceğiz. Şu an ChatGPT ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bilgisayar veya telefondan chat.openai.com web sitesi açıldığında başta söylediğim gibi login ya da sign up butonuna basarak hesabınızı aktif yapmanız gerekiyor. Ondan sonra da bu görmüş olduğunuz ekranı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir metot verdi. Hani bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Onun dışında ChatGPT ile alakalı benim şu an kısaca anlatacaklarım bu kadar. Hani sizler girip burada daha detaylı aramalar, daha detaylı sorgular yapabilirsiniz. Benim ChatGPT ile alakalı kısaca ön izleme versiyonu ile alakalı anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha sonraki gelişmelerde, daha sonraki güncellemelerde sizlerle karşınızda olmaya tekrar çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.